Kolombiya, dil ve etnisite bakımından dünyanın en kozmopolit ülkelerinden biri. Yerli uygarlıklar, Avrupalı yerleşimciler, Afrikalı köleler, Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen göçmenler, ülkenin zengin kültürel birikiminin kaynaklarını oluşturuyor. Dünden bugüne keşfedilen ülke. Kolombiya, 50 milyondan fazla nüfusa sahip bir Güney Amerika ülkesidir. Başkenti Santa Fe de Bogota şehridir. Ülkenin resmi dili İspanyolca, para birimi ise Kolombiya pesosudur. Kolombiya'nın nüfusunun %58'i mestizo, %20'si beyaz, %14'ü mulatto, %4'ü siyah, %3'ü siyah yerli karışımı ve %1'i yerlidir. İspanyollar gelmeden önce Kolombiya'da yerli kabileler yaşamaktaydı. 1510 yılında İspanyollar yerleşim bölgeleri kurmaya başladılar. 1538 yılında New Granada kolonisini kurdular. Bu bölge 1861 yılına kadar bu isimle anıldı. 14 yıllık mücadele sonunda Simon Bolivar 1819 yılında Kolombiya'da Boyaca Savaşı'nı kazandı. Ülkenin dini ve sosyal yapısı. 80 ayrı dilin konuşulduğu ülkede nüfusun yaklaşık %90'ı Hristiyan, %8,2'si ateist veya agnostiktir. Geri kalan kesimse Yahudilik, İslam, Budizm, Hinduizm, Mormonizm ve diğer yerel inançlara mensuptur. Günümüzde Kolombiya'da bazı Müslüman kurumlara göre çoğunluğu yabancı kökenli olmak üzere 40 bin ile 80 bin arasında Müslüman olduğu ifade edilmektedir. Ülkedeki Müslümanların çoğu Bogota, Maicao ve Buenaventura şehirlerinde ikamet etmektedir. Tahmini 80 bin dolayında Müslümanın yaşadığı Kolombiya'da çok sayıda İslami kuruluş bulunmaktadır. Bazı şehirlerde İslami ilkokul ve ortaokullar bulunmaktadır. Maicao şehrinde Ömer bin el-Hattab Camii, Amerika kıtasının en büyük camilerinden biridir. Orta Doğulu Müslümanların çoğunluğu yoğun olarak Barranquilla, Cartagena, Bogota ve Cali şehirlerinde yaşamaktadırlar. Müslümanların çoğunluğu Venezuela petrolü ticaretiyle uğraşmaktadır ve bölgede önemli bir konuma sahiptirler. Kolombiya Müslümanları mevcut yasalar sebebiyle 1980'li yıllara kadar kurumsallaşamamıştır. Ülkedeki etnik ve kültürel çeşitliliğin tanınmasını sağlayan 1991 tarihli yeni anayasadan sonra Müslümanlar kendi kurumlarını tesis etmeye başlamıştır. Ayrıca son yıllarda tekrar başlayan Müslüman göçleri de ülkedeki İslami merkezlerin ve camilerin çoğalmasına vesile olmuştur. Kolombiya'da İslami kuruluşların başlıcaları şunlardır. Bogota İslam Merkezi ve Mescidi, Kolombiya Merkezi İslam Birliği, Latin Amerika İslam Toplumu, Kolombiya İslam Merkezi, İslam Kültür Merkezi, İstanbul Mescidi, Kolombiya Müslümanları Derneği, İslam Merkezi, İslam Yardımlaşma Derneği, Popayan İslam Merkezi ve Valledupar İslam Hayır Cemiyeti. Kolombiya'da Müslümanların toplumda herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadıkları, İslamiyet'e karşı genel bir olumsuz bakış açısının olmadığı Kolombiyalı Müslümanlar tarafından ifade edilmektedir.
Kolombiya Müslümanlarının günümüzde bir üniversitede İslami ilimler bölümü olması için uğraştıkları ve böylelikle ülkenin ve insanların İslam diniyle bağlarının kuvvetlendirileceği görüşü hakimdir. Bu beklentiyle Türkiye veya diğer İslam ülkelerinden destek beklemektedirler.